idrar, mezi, vedi, meni, kan. Sual: Yalnız süt emen bebeğin idrarı necis mi? Cevap: Hanefide necistir. Şafiide oğlanınki necis değildir. Sual: Çocuklarımız bazen halımızın üstüne çiş yapıyorlar yani işiyorlar. İdrarları kuruyunca abdest alıp yaş ayağımızla bu halılara bassak ayağımıza necaset bulaşmış olur mu? cevap. Hayır, necaset bulaşmaz. Abdürgani Nablusi Hazretleri El hadikatün Nediyye kitabında buyuruyor ki: Elbisenin bir yerine necaset bulaşsa, bulaşan yer unutulsa, zannedilen yer yıkansa temizlendi kabul edilir. Yaş ayağıyla necis yerde yürüse, yer kuruysa ayakları necis olmaz. Yer yaş olup ayakları kuruysa, ayakları ıslanırsa necis olurlar. Sual: Çamaşıra sıçrayan birkaç damla idrar namaz kılmaya mani midir? Cevap: İdrar gibi sıvı necasetlerde açık el ayasındaki suyun yüzü genişliği kadar bir satıhta necaset bulunursa namaz kılmak tahrimen mekruh olur, yıkamak vaciptir. Bu miktardan fazlaysa yıkamak farzdır. Bundan azsa yıkamak sünnettir. Sual: Tuvalette bizim haberimiz olmadan üzerimize idrar sıçrarsa, aldığımız abdest geçerli sayılır mı? Cevap İdrarın abdeste zararı olmaz. Çok olursa namaza zararı olur. Maliki mezhebi taklit edilince, bilinmeden çok idrar da olsa namaza zararı olmaz. Sual İdrar kaçıran fakat özür sahibi olmayan nasıl hareket eder? Cevap idrar kaçıran fakat özür sahibi olmayan kimse, temiz olarak bağladığı bezde yaşlık görür, ne vakit damladığını bilmezse, gördüğü anda damladı sayılır. Şüphe eden kimse, namaza dururken beze bakar. Yaşlık görürse, yeniden abdest alır. Namazdayken şüphelenirse, selam verince hemen bakıp, damlamış görürse, namazını iade eder. Selamdan birkaç dakika sonra bakıp görürse, namazını abdestli kılmış sayılır. Sual. Kedinin idrarı vücuda değse temiz mi? Cevap. Hayır. Sadece elbisede temizdir. Sual. Çamaşıra bulaşınca ile namaz kırınabilir mi? Cevap. Çamaşıra az bulaşırsa mahsuru olmaz. Kuruyunca ufalanırsa yine mahsuru olmaz. Sual. Mezi ve vedi şafide de necis mi? Cevap. Evet. Şafii'de sadece meni temizdir. Sual: Şehit kanlı elbisesiyle gömülüyormuş. Kan necis değil midir? Temiz sayılan kan var mıdır? Cevap: Kendi üzerinde kaldıkça şehidin kanı temizdir. Yenilen et, karaciğer, yürek ve dalakta bulunup akmayan kanlar ve balık da temizdir. Bit, pire ve tahta kurusu kanları da necis değildir. Yani bunların kanı bulaşınca da namaz kılınabilir. Sual: Kan ve idrar bulaşmış teni silmek kafi midir? Cevap: Silmekle temizlenmez, yıkamak gerekir. Sual: Abdest almadan üzerimdeki elbisemde daha önce bulaşmış kan lekesi gördüm. Yıkamaya çalıştım fakat rengi çıkmadı. Namaza mani midir? Cevap: Renginin kalmasının önemi yok üç kere yıkamak yeterlidir. Namaza mani değildir. Sual Su olmadığı için elime bulaşan kanı birkaç defa emip tükürdüm. Temiz oldu mu? Cevap Evet, emip tükürmekle temiz olur. Sual Elime bulaşan kan veya idrar, sirke veya sütle temizlenir mi? Cevap Sirkeyle temizlenir, sütle temizlenmez. Sual cebimizdeki kanlı dalakla namaz kılabilir miyiz? Dalaktaki kan necis mi? Cevap. Ciğer, dalak, yürek ve ette bulunup da akmayan kanlar necis değildir. Dalakla namaz kılınabildiği gibi, bu kanlar elbisemize de bulaşsa, elbiseyi necis etmez. Sual. Kasabın kestiği etlerden üzerine sıçrayanlar necis midir? Etlerin üzerinde kan olduğu halde Kıyma yapmak caiz midir? Cevap. Dalak, ciğer ve etlerin üzerinde bulunup akmayan kanlar temizdir. Kesilmiş bir hayvanın etindeki kanlar temizdir. Etleri keserken üstümüze sıçrayanlar necis'tir. Sıçramayıp et üzerinde kalanlar temiz olduğu için böyle etleri kıyma yapmakta mahsur yoktur.